Tarih ve gezi sevdalıları, Bursa'nın en çok ziyaret edilen türbesi, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi, Emir Sultan Camii avlusundayız. Değerli dostlar, Emir Sultan Camii avlusuna girişteki kapıların üzerindeki ayet-i kerimeleri size göstermek arzu ediyorum bu videoda. Hemen bu kapının üzerindeki, batı kapısı dediğimiz bu kapının üzerindeki ayet-i kerime Hicr suresi 46. ayette geçer. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِن۪ينَ Allah-u Teala buyurdu ki, dahil olun, içeri girin, selamet ve emniyetle içeri girin. Bu cennete gireceklere meleklerin bir karşılama sözüdür değerli dostlar. Dahil olun, içeri girin, emniyet ve selamet içerisinde cennete girin anlamındadır. Hemen bu avludan ilerleyelim. Güzel fıskiyeli havuzun yanından geçelim ve karşıdaki kapının üzerindeki ayet-i kerimeyi sizlere göstereyim. Yaklaşayım, durdurayım videoyu. Evet, doğu kapısının üzerindeki ayet-i kerime de Hicr suresinde geçmekte olan, Zümer suresinin 73. ayetinde geçmekte olan Selamun aleyküm tıbtum fedhuluha halidin ayetidir. Selam üzerinize olsun, ne hoşsunuz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun cennete girin anlamındadır Zümer 73. Değerli dostlar, Emir Sultan Camii kapılarının üzerine bunların yazılması, aynı şekilde İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nin kapılarının üzerine de bu ayet-i kerimeler seçilerek yazılmıştır. Özellikle seçilmiştir. Sanki bir cennet mekanına girme hissini verdirmek maksadıyla bu ayet-i kerimeler yazılmıştır. Dahil olun, cennete girin, selamet ve huzur içerisinde cennette olun, ebedi olarak cennette kalın gibi meleklerin cennete gireceklere birer karşılama sözüdür, müjdeli ayetlerdir.